Ağırlık ve kütle merkezi arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi şöyle bir tane yüksek bir gökdelenimizin olduğunu farz edecek olursak. Tam orta nokta burası olsun. Şurası h kadar gökdelenin, şurası da h kadar olsun. Yukarı parçasının kütlesi m kadar ise aşağıdaki parçada m kadar olduğundan kütle merkezi ikisinin tam orta noktası olacağından bu noktaya kütle merkezi. Ağırlıkları ise mg'dir. Buradaki ağırlığımız 0,8 mg desek, yukarı çıkıldıkça çekim ivmesi azalıyordu. Burada 1 mg'dir. O zaman ağırlık merkezi biraz da aşağıda, yani mg'ye daha büyük olacaktır. Ağırlık merkezi. Bu durumda kütle merkezi kütlesinin toplanmış olduğu noktadır. Doğrudur. Ağırlık merkezi ise tüm parçacıklarının ağırlığının toplanmış olduğu kabul edilen noktadır. Bu da doğrudur. Yer çekimi ivmesi cismin her noktasında aynı değer etki ediyorsa kütle merkezli ağırlık merkezi aynı olur. Etki etmiyorsa ağırlık merkezi bir miktar aşağıda olurdu. Üçüncü yargımız da doğru olup cevabımız E seçeneğidir. Ağırlık merkezi ile ilgili yer çekiminin olmadığı bir ortamda ağırlık merkezinden bahsedilemez. Çünkü ağırlık nedir? Bir cismin ağırlığından bahsedilebilmesi için kütle çarpı çekim ivmesi olduğundan çekim ivmesinin olması gerekir. Birinci yargımız doğrudur. Yüksek katlı gökdelenlerin zeminindeki yer çekimi çatısındakinden daha büyük olduğundan ağırlık merkezi kütle merkezi çakışık değildir, farklı değerdedir. Ağırlık merkezi kütle merkezinden bir miktar aşağıda olur. Bir cisim düzgün bir çekim alanda bulunuyorsa kütle merkezi ağırlık merkezi aynı olur. Bunu hemen şöyle gösterecek olursak bakınız. Şöyle bir gökdelenimiz olsun. Düzgün bir çekim alanı olduğunu farz edelim. O zaman yukarıdaki parçasının ağırlığı aşağıdaki parçasının ağırlığına eşit olacaktır. Bu durumda da kütle merkezi de ağırlık merkezi de tam ortada olacaktır. Yani çakışık olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi şöyle yüksek bir gökdeleni çizecek olursak düzgün geometriye sahip olsun. Bu gökdelenimizin tam orta noktası burası olsun, haşa haş olsun. Üst parçasının kütlesi m ise alt parçasının da kütlesi m olacağından kütle merkezi tam orta nokta olan burada olacaktır. Kütle merkezi. Ancak ağırlık diyor ki bakınız dünya yüzeyinden uzaklaştıkça azalıyor çekimimiz. O zaman buradaki ağırlığımız m çarpı 0,8 g iken buradaki ağırlığımız m çarpı 1 g'dir. O halde ağırlık merkezi mg'ye daha yakın bir miktar aşağıda olacaktır. Ağırlık merkezi. Şimdi buna göre kütle merkezli ağırlık merkezi çakışık değildir, doğrudur. Ağırlık merkezi kütle merkezinden daha aşağıdır. Doğrudur. Ağırlık merkezi de kütle merkezi arasındaki mesafe yapıların yüksekliği arttıkça azalmaktadır diyor. Arttıkça azalmaz, daha da artar. Çünkü çekim ivmesi yukarı doğru daha çok azalır. Cevabımız 1-2 D seçeneğidir. Şimdi kütle merkezi ipin uzantısından geçecektir. Birinci şekle baktığımız zaman ipin uzantısı olan X, Z ve U olabilir. İkincisine baktığımız zaman aynı şekilde ipin uzantısının geçtiği YZ T olabilir. Birinci de X, Z, U. İkinci de ise YZ T olabilir. Her ikisinin de ortak olduğu görüldüğü gibi Z olduğundan o halde kütle merkezimizin Z noktası olması gerekir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şimdi düşeydeki bu parçanın ağırlığına 4 birim olduğu için 4m diyecek olursak diğerleri 2 kök 10 uzunluk olarak yapıyoruz. 2 kök 10 olduğu için buradan 4 kök 10 olacaktır. Şimdi biz L'ye göre tork alacak olsaydık 8 olacaktı. Yani biz buna 16 diyebiliriz. 16m kök içerisinde. Buna da 16 160 kök içerisinde m deriz.
Eğer L'ye göre alsak yine bu tarafın torku fazla olacaktı. O halde biz LM arasından almalıyız. Bu durumda kütle merkezi de LM arasında olur. Cevabımız D seçeneğidir. Türdeş levhalarda tabana bir, köşeye iki birim idi. Şöyle yapacak olursak, şöyle parçalara böldüğümüz zaman tabana bir, köşeye iki birim olacağından kütle merkezi burada bir yerde olacaktır. Dolayısıyla ağırlığımız da buradan geleceğinden bu şekilde levhamız döner. L'ye baktığımız zaman tabana bir, köşeye iki birim olacağından tam burada olacaktır kütle merkezi. Bu kütle merkezi buradaysa torku oluşturmayacağından, çünkü ipin uzantısından geçiyor, dengede kalır. M'ye baktığımız zaman yine tabana bir, köşeye iki birim olacağından burada bir yerde olmak zorundadır. Bu da bu şekilde döndüreceğinden yine dengede kalmayacaktır. Burada da tabana bir, köşeye iki birim olacağından yine bu şekilde yapacak olursak, bakınız, kütle merkezi tam burada olacaktır. O da ipin uzantısından geçtiğinden tork oluşturmaz. Levha dengede kalır. Bu durumda cevabımız L ve N levhaları olup D seçeneği olur. Şimdi çemberin uzunluğu arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı R idi. Burada pi'ye 3 alın diyor. R'de 1 birim alırsak 6 birim. Telin ise uzunluğu toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O halde bunların uzunlukları aynı olduğundan, kütlelerde uzunlukla doğru orantılı olacağından M dersek yine buna da M diyeceğiz. Bununkisi tam orta noktasında, burasında M kadar kütle varken bununki de burada M kadar kütle vardır. Bu M ile M'in toplam bileşkesinin olduğu yerde tam orta noktası olan L noktası olacaktır. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Şimdi üçgen levhanın ağırlık merkezi tabana bir birim, köşeye de iki birim olacaktı. O halde tabana bir, köşeye iki birim olacaksa şurada bir yerde olmalıdır. İpin uzantısı da o noktadan geçmelidir. Şimdi hangisindeki gibi dengede kalır diyor. Şimdi A seçeneği olmadı. B seçeneğinde de şöyle yapacak olursak, ağırlık merkezi burada olduğundan yine böyle dönecektir. Aynı şekilde ağırlık merkezini böyle yaptığımız zaman burada bir yerde olduğundan yine saat yönünde döner. D'ye baktığımız ise arkadaşlar, bura buraya eşit olduğu için kesinlikle kütle merkezi bu çizginin üzerinde olacağından dengede kalır. Yine aynı şekilde kütle merkezimiz arkadaşlar D doğru olduğu için E yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olur.